Herkese selamlar. Bugün bahçemizde kısa bir gezinti yapacağız. Hem de çiftçilik hakkında kısa bilgiler vermeye çalışayım. Videoların altına genelde çiftçilikte para var mı diye soranlar çok oluyor. Kısaca bu yorumlar hakkında bilgi vermeye çalışayım. Şu an yaklaşık olarak bizim bahçemizde sezonda 20 çeşit bitki yetişiyor. Eğer çiftçilikten para kazanmak istiyorsanız çeşitli ürün yapmaya çalışın. Veya çeşitli ürün yapamıyorsanız da çok sıkıntı yaratan bir durumdur bu. Bu işi yapmayın derim. İlk olarak mutlaka pazarınızda olması gerekli. Eğer ürünleri kendiniz satamazsanız komisyoncunun eline kalırsınız. Komisyoncu da size istediği gibi oynatır. Bu yüzden mutlaka eğer bu şekilde kendiniz satamıyorsanız da mutlaka pazar araştırması yapın. Bölgenizde hangi ürünler yetişiyor? Hangi ürünler eksik? Kış aylarında hangi ürün satılır? Hangi aylarda satılır? Mesela bizim burada yaklaşık olarak Ocak-Şubat ayında marulun tanesi 5 lira olur. Eğer biz marulu şu an çıkartırsak 1 lira olur. Bu ekim dikim işlerini iyi hesaplarsanız iyi para kazanırsınız. Tabii çiftçilikte her zaman gibi risk bulunur. Şu an bu sene patlıcan çok iyi para yaptı. Toptan dahi 5 lirayı buldu. Patlıcancıların bu sene sesi çıkmıyor. Önceki senelerde para yetmiyor diye herkes bağırınıyordu. Böyle bir durum da var. Bu konularda hiç devletin suçu yoktur. Para yetmeyince devlet suçlu. Para yedince hiç kimsenin sesi çıkmaz. Dediğim gibi mutlaka çeşit yapmaya çalışın. Bizim mesela az önce geldik. Şurada iki adet fasulyemiz var. Biri sütlü, biri taze. Lahanamız var. Brokolimiz var. Karnabaharımız var. Şurada kereviz. Şurada kırmızı pancarlar vardı. Şunlar kabaklarımız. Bir de şöyle bir durum var. Şuraya gelince ondan da bahsedeyim. Mutlaka ara ara ekim yapın. Mesela şu anlar. Oradaki fasulyeler çiçekteydi. Bunları daha sonra ektik. Bunlar bitince buraya geleceğiz. Hatta şu an topladığımız fasulyeler bile var. Bu şekilde ara ara ekim yaparsanız karlı olur, kazançlı olur. Dereotumuz var. Bunları da sonradan ekmiştik. Maydanozumuz sezon başında ekmiştik. Hala biçmeye devam ediyoruz. Şöyle taptaze. Tamamen yeşil. Şuraya turp ekimine başladık. Bunu da ilk defa deniyoruz. Olur mu olmaz mı? Deniyoruz. Şu an gördüğünüz gibi şuraları turp ekili. Bunları viyollerde ekmiştik. Yanılmıyorsam bir videoda bahsetmiştim. Kışlık dikim diye. Olursa bu şekilde bizim için daha karlı olacak. Burada kabak vardı. Sakız kabakları. Onları sürdük. Yaklaşık 2-3 gün beklettik. Onların yerine turp ektik. Şunların hepsi turp artıkları. Bunları da bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz. Özellikle diskleri sökmeden böyle sürüm yapın. Bir de canlı bakteri verirseniz bunlar mis gibi size organik madde olur. Gübre kullanımını da azalır. Şuradaki armutumuz da kurudu. Bu sene bunları keseceğiz kısmet olursa. Şuradaki brokoller. Orada kestiğimiz brokoller var. Şu an hasadını yapıyoruz. Brokoli ekimini tavsiye ederim. Şu an kilosu 8 lira. Adet olarak da 3 ila 5 lirasında değişiyor. Söylemiştim fasulye var diye. Buradaki fasulyeleri bu hafta süreceğiz. Yerlerine brokoli gelecek. Bunun devamı olacak. 3 çeşit, daha doğrusu 3 ara brokolimiz olmuş olacak. Kabaklar da aynı şekilde. Şunlar bizim ikinci turlarımız. Şurada da 3. turumuz vardı. Az önce göstermiştim. Hepsini ara ara ektiğiniz zaman hiç sıkıntı yaşamazsınız. Özellikle bunu çoğu videomda söylemeye çalışırım.
Tek bir ürüne bağlı kalmayın. Bu bittiği zaman ona başlarız. O bittiği zaman ötekine başlarız. Bu şekilde ekim yapmak pazarda en iyisi. Buradaki de sütlü fasulyemiz. Yaklaşık olarak 3 haftadan beri hasadını yapıyoruz. Hala da üstlerinde var. Şöyle. Hatta bir tanesinin içini açabiliriz. Son yıllarda süt fasulyesi çok meşhur oldu. Tüketim ve lezzeti çok iyi oluyor. Şöyle. Beyaz taneli. Dediğim gibi mutlaka bu şekilde ara ara ekim yapın. Çok karlı çıkarsınız. Ayrıca pazarda olmayan çeşitleri ekmeye çalışın. Mesela süt fasulye her zaman her yerde bulunmaz. Şurada enginarlarımız var. Enginarlar da aynı şekilde her yerde bulunmaz. Özellikle bölgeye tavsiye ederim. Şu an sadece şurada. Şöyle. 40 metrede bir sıra bölgemiz var. Sadece buradan haftada 100 lira geliyor. Sadece bir ilaçlama yaptık. Gübrelemesi yok. İlaçlaması yok. Sadece su. Şöyle koparıyorsunuz. Bunlar kısa börülce. Oturak börülce. Kilosu da 10 lira. Kimse de niye pahalı demiyor. Çünkü pazarda yok. Rahat rahat satılan bir çeşit. Sarı domateslerimiz var. Bunlar tohumluk. Bir üretimi bilinçli yaparsanız tabii ki para kazanırsınız. Biz de tecrübeyle bu işi yapmaya çalışıyoruz. Ben de tecrübelerimi anlatmaya çalışayım. Barbunya. Bunu da ekebilirsiniz. Şöyle. Bu da yaklaşık olarak 70-80 günde hasada gelir. Ağır çektiği için iyi bir çeşittir. İlk önce pazarınızı araştırın. Kendinize göre hesap yapın. Daha sonradan ezli olmayın. Şöyle bir soru da gelmişti. 1 milyon fide üretsek kime satarız diye. 1 milyon fide ürettiniz. Onu da ben mi düşüneyim yani? Ne desem boş. İlk önce her zaman dediğim gibi mutlaka hesap kitap yapın. Bugünkü videomuz bu şekildeydi. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.